Gitti Canan. Evet, Evet. geçen yayında bir özet olarak ve oradaki izlenimlerimi sözlü olarak Şu anda aktarmıştım. ekranlarımızda görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir ön bilgi Bu aktaracak nedir ama şimdi onu burası? birazdan geçeriz. Bu yolu gösterme nedenim şu. Aslında bu da ayrı bir haber. Burası Kahta ilçesinden çıkıp orada Nisibiye Köprüsü var, yeni yapılan köprüye giden yol. Arkadaşlarımız başı alırlarsa Tam bu ekran dahil verelim baştan bir Hasan. aktarmam lazım. Bu aslında 45 kilometrelik bir yol ve eski İpek Yolu olarak tabir edilen bir yol. Batıyı doğuya bağlayan önemli bir nokta burası. Fakat bu yol 8 yıldır yapılamıyor. Çift şeritli bir yol yapılması gerekiyor buraya esasında ama ben de giderken bizzat şahit oldum. Görüntülerde de siz de göreceksiniz. Arkadaşlarımızın başa alması Gayet güzel bir gerekiyor. yol ama burası. Bu değil, başa Ha. almaları gerekiyor. Çünkü Başa alalım Hasan. burayı anlatacağım birazdan. Yol biraz Ha şu ilerliyorsunuz. anda. Mesela bu Burası. bozuk bir yol. Biraz ilerliyorsunuz, düzgün bir yol. Biraz daha ilerliyorsunuz, yine bozuk bir yol. Niye? Yani 8 ayrı şirket yapmış. Her biri 2 ya da 3 kilometre yapıp parayı cebe atıp gitmişler. Yani devlet burada ciddi zarara uğratılmış. Ancak şimdi buradan devam edeyim. Bunu onu anlatmam gerekiyordu. Devamına bağlamak için konuyu. Yolun sonuna geldiğinizde o yol bitiyor. Artık menzile doğru, menzil köyüne doğru dönüyorsunuz. Bakın şimdi Bu tabelayı arada Adıyaman'ın gördünüz. Kahta Kahta ilçesinin ilçesine Menzil bağlı. Köyü. Evet. Evet, Menzil Köyü, Kahta ilçesi bağlı. Aslında Bakın. köyün adı da o değilmiş galiba, değil mi? Menzil yapmışlar daha sonra. Köyün eski adını bilmiyorum ama Menzil tarikatı yapan bir aşiret var. Ona sonra değineceğim. Peki. Bakın buradan böyle menzil yoluna saptığınızda birazdan göreceksiniz o az önceki bozuk yol nasıl düzelecek ve Otobana burada döndü bir neredeyse. duble yol, çift şeritli bir duble yolla karşılaşacaksınız. Bu yol sizi menzil, artık menzil sınırları içerisine girdiniz ve gayet düzgün Sırdı. Avrupa'daki yollar gibi bir yol. Birazdan daha tamamen düzelecek bu yol. Menzilin içine kadar böyle devam ediyor bu yol. Menzilin içini geçtiğinizde yol yine eski haline dönüyor. Yani menzile özel bir yol Tamam. yapılmış. Bu da devletin kasasından yapılan bir... Bakın yani menzile giden yola bakın, az önceki yola bakın. Az önceki yol 45 kilometrelik ve 8 yıl ya, 8 yılda bitirilememiş. Devlet de bir sürü zarara Peki, uğratılmış. yolu Şimdi gördük şimdi. Evet. evet, birazdan görüntü birazdan ilerleyince sol tarafta, yani bir önceki yayında sözlü olarak aktardıklarımı şimdi görüntülerle birleştiriyorum. Hemen çıktı karşımıza. Köye yaklaştığınızda sol tarafta Buhara evlerini görüyorsunuz. Buhara evleri bir tatil köyü gibi düşünebilirsiniz. Devre mülk kaplıcalar, binalar var burada. Menzil bu binaları yapıp kişilere satıyor. Kişiler de buraları işte işletiyor. Böyle işleyen bir sistem var. Bu evleri Şu anda köyün geçtiğinizde içerisi mi burası? henüz Daha değil. gelmedik. Şimdi köydeyiz ama bu köyün dış kısmı. Bakın bu bir hastane. Bu devlet hastanesi, Göçeri Hastanesi. Biraz daha ilerlediğimizde menzil, bak menzil tabelasını gördük artık. Bunlar Tam köye giriyoruz. arabanın içinden çekilir ama bir köy manzarası görmeyeceksiniz. Şimdi köy denildiğinde aklınıza bakın. Yani birazdan daha net Tabii bir böyle şekilde köy yok göreceksiniz. Türkiye'de. Böyle bir köy manzarası yok. Biraz ilerlediğimizde hemen sol tarafta size yine Buhara evleri karşılayacak ve bir otogar göreceksiniz köyde. Ha. Otogar Semerkant motifleriyle yapısını Hepsi andıran bir... Buhara'sa Evet. Özbekistan'a gidiyor. Tabii Buhar tabii kaldı. yani zaten burası Burası da köy öyle. mü? Burası köy. Köy. Ben de girerken aynı tepkiyi verdim. Bakın bu Vay. otogar sol tarafta gördüğünüz Vay vay otogar. vay. Vay Otogar yapmışlar. Bu tam vay. tamamlanmamıştı ama hala Vay. çalışıyordu, işliyordu. Bakın ATV Türkiye'de var. sadece Kahta illerde olan. ilçesi böyle değildir, değil mi? PTT var. PTT var. PTT var, değil mi? Tabii PTT. Tabii. Kahta bu kadar, yani ben bu böyle ilk kez böyle bir manzara görüyorum. Doğuda Birazdan böyle köy yine göremezsiniz. görecek. Göremiyor Köy musun değil, yani? ilçe olmaz böyle. İlçe Tamam. yok. İlkokul olması gerekir. Yani onu artık saymayalım ama biraz daha ilerlediğinizde AVM tarzı binalar göreceksiniz ve o Gavs olarak nitelenen şeyhin evini göreceksiniz. Sol tarafta eczane, pastane türü birbirine yakın AVM görüntüsü vermiş. Burada Keşke her ilçemiz, her köyümüz durabilir böyle miyiz olsa. rica Burada etsem? durduralım, evet. Biraz duralım. Çünkü burada insanları göstermek istiyorum size. Mesela güvenlik görevlisi sol taraftaki.
Sokak baktığınızda, insanlara baktığınızda, sokaktaki insanlara, özellikle de erkeklerin ağırlıklı olarak sokakta olduğunu görüyorsunuz. Ve bir lüks araç var, bakın hemen lüks araç da görüyorsunuz. Diğer taraftan kadın çok az sokakta, olanlar da tesettürlü, yani ne denir, yani çarşaf benzeri kıyafetler giymişler. Ve biraz daha ilerle, bu arada bu petrol ofisi de menzile ait. Yani burada gördüğünüz bütün işletmeler, devlet hepsi kurumları tarikatın hariç, hepsi tarikatın işlettiği ve para kazandı. Ama bu sadece küçücük bir bölümü. Birazdan hem Türkiye hem yurt dışında. Bu arada şunu da söylüyorum sayın seyirciler. Burayı şöyle izlesinler. İstenen Türkiye bu. Keşke böyle olsa. Özlenen Türkiye. Keşke bütün ilçeler böyle, bütün köyler böyle olsa. Şekil anlamında değil. Evet. Biraz kafa anlamında. Sağ tarafta o Gavs olarak nitelendiren Abdülbaki Erol'un evini göreceksiniz. Evinin girişini. Gavs, tabii Gavs olarak. Sağlık Bakanı'nın uçaklarında Gavs yazıyordu ya. Hemen sağ, bakın sağ tarafta bir bayağı böyle ihtişamlı bir kapı var. Bakın kapıdan zaten direkt anlıyorsunuz. Girişi bu. Gavs'ın evi. Evet, ve bahçesinde kocaman bir cami var. Bakın camiyi görüyorsunuz. Hı. Camiler de daha çok yine Semerkant mimarisinde yapılmış. Külliye var yine her caminin önünde. Şimdi normalde bitti şu an bakıldığında. Ve devamındaki alalım görüntüyü, şimdi tabii dinleyelim. Tabii, devamındaki yolda yine bozuluyor canında zaten. Evet. Devamı var bu görüntünün. Onu da biraz anlatacağım. O gizli çekim. Bunlar gizli çekim değil. Bu aracın içinden yapılan çekim. Gizli çekimlerde orada bir sosyal tesis var. Kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı girebildikleri. O sosyal tesisin içinde çekim yapmak yasak. Ben yalnız gitmedim. Arkadaşlarımla, Adıyamanlı arkadaşlarımla birlikte oradaydım. Arkadaşlarım erkek lerin ziyaret edebildiği bölüme girdiler ve orada çekim yapmak serbestti. Ama kadınların olduğu bölümde yasak. Hiçbir şekilde çekim yapmanıza izin vermiyorlar. Ancak ben gizli çekimler peki tamam, şimdi çekimlerin dışında bir konuşalım Canan. Geçen haftadan devamıyla oldu. Büyük bir ekonomi var orada değil mi? Bir özet geçeyim dilersen sevgili Gürkan. Çünkü eksik aktardığım bazı bilgiler vardı. Mesela şunu aktarmak lazım. İlk olarak Abdülhakim Erol tarafından 80'li yıllarda kuruluyor. Ancak bu kişiler Bitlis'in Baykan ilçesinden sürülüyorlar, istenmiyorlar orada. Yani oradan dışlanıyorlar ve Urfa'nın Siverek ilçesine sürülüyorlar. Burada da çok kısa bir süre kalabiliyorlar. Çünkü Bucak aşireti bu kez onları oradan göndermek istiyor, bu aile, Erol ailesini.